Merhaba, ben Burcu öncelikle. Twitch'te 2 senedir Target Located adıyla yayın yapıyorum. Daha YouTube'a geçmedim. Devamlı olarak her gün saat 6 ile 10 arasında oluyor yayınlarım ve genellikle CSGO üzerine. Hatta şu an 5 kişiden oluşan bir kız e-spor takımımız var, Tatok adı altında. İlerleyen zamanlarda büyük turnuvalarda boy göstermeyi düşünüyoruz. Güzel başarılar imza atacağımıza eminim çünkü her şey çok planlı gidiyor. Genelde dediğim gibi yayınlarım CSGO üzerine ama devamlı tek bir oyun ne kadar başarılı olursanız ya da ne kadar eğlenceli olursanız olun yani çok da izleyiciyi sarmıyor. Jashitting, öyle küçük oyunların yayınları da oluyor. Bu şekilde. Küçük yaştan beri abim dolayısıyla zaten ilgileniyordum. Yani bilgisayarı zaten o bana aldı. Need for Speed, Mish, yarışır oyunları ya da herhangi bütün oyunlarla ilgileniyordum. Ondan sonra bu ilerleyen zamanlarda da bu şekilde gitti. Yani CSGO diyorum ama ondan önce 1.5, 1.6 zamanından beri oynuyorum. Yani herkes gitmiştir hatta 1.5, 1.6 zamanında internet kafeye. Ben de o kişilerden biriydim. Bu şekilde. Merakım abimden geliyor diyebilirim yani. Dediğim gibi küçük yaştan beri oynadığım için bütün bilgisayar oyunlarını zaten yayın açmasam bile yani devamlı oyun oynayan birisiydim. Sonra değişik farklı insanlarla tanışmak istedim. Yani beraber bir şeyler yapmak istedim. Çünkü yani hem daha iyi oluyor hem yeni insanları tanıyorsun. Beraber daha iyi içerikler sunabiliyoruz. Vakit daha iyi geçiyor. O yönden yayın açmaya başladım. Özellikle konuşma sırasında da bunu sordular devamlı. Hani bir izlenirken böyle canınız sıkılmıyor mu, vazgeçmek istemiyor musunuz falan diye. Ama asıl önemli olan devamlı bunu yılmadan yapabilmek. Yani sonuçta ben bir bile izlenmiyordum ilk başta. Şu an 300-400 hani 1000 bile izlendiğim oluyor. O yüzden hani bu işe dediğim gibi herhangi bir işe emek verdiğiniz zaman ve severek yaptığınızda, yeni şeyler kattığınızda mutlaka başarılı olursunuz. Ben de bu şekilde başarılı oldum. Öncelikle bu işe çok sonuçta severek yapıyorsunuz ve bir yerden sonra sizin işiniz oluyor. Diğer okulunuz, aile hayatınız gibi şeylerin bu zamana kadar, bu yaşınıza kadar rutine oturmuş şeylerin hani kayıyor bildiğiniz hani zamanları. Mesela ben bu yönden okulu çok boşladım diyebilirim. O mesela ya da arkadaşlarımla eskiden daha fazla görüşüyordum. O yönden de çok kötü eksileri var. Artı olarak dediğim gibi daha önce de demiştim, yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Hani hem bu işin bir getirisi oluyor, başarılı oluyorsunuz. Bunlar tabii ki artıları. Bu her alanda böyle aynı zamanda sadece yayıncılık değil aynı zamanda e-spor alanında da ya da herhangi bir iş alanında da bu şekilde. Yani kızlarımızın daha çok kendilerini göstermesi lazım her alanda. Yaşanılan zorluğa gelirsek mesela oyun alanında genellikle erkekler oynadığı için hani bir herhangi yeni keşfetmiş birileri gelip işte sen zaten kötü oynuyorsundur ya da sen izleniyorsundur ama iyi olduğun için değil, başka bir sebepten dolayıdır diyebiliyorlar. Böyle ön yargılar çok fazla. Onları kırmak da bizim elimizde. Bu şekilde.